Baya bayağı erotik bir şey al ya sözler. Yani şu an hiç Benim yok. şeyleri yok. mi girecek, erotikleri mi gireceksin? erotiklerime mi gireceksin? Sizin erotiklerinize zaten gireceğiz. <laughs> <laughs> İban nereye gidecek bu adam? <laughs> Demet hiç sarhoş sahneye çıktın mı? Sarhoş çıkmadım. Şöyle bir şey oldu. <laughs> ne oldu <oluyor>? ya? <laughs> Benim Hı -hı. sesim Muazzez Abacı'ya benzer biraz ama dikkat etmişsindir sen <laughs> de. Deneyeceğim senin sesini Burayı biraz. Burayı <laughs> tizdireceğim. İyi hissem seni de alacağım bu kalem. Hey, lütfen. Bir bakalım. Haydi gamlara, <laughs> kederlere elveda. Bir <laughs> kere geldik <laughs> şu dünyaya. <laughs> Kulisler Başatan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli biri var burada. Ee, yani benim işte nasıl anlatayım size? Yani çocukluğuma dair e, mutlu olduğum bütün anıların arkasındaki ses kendisi. Şimdi yüzüne de söyleyeceğim aynısını. E, Demet Sarıoğlu. E, çok heyecanlıyım. Hakikaten heyecanlıyım burada. Geyine değil yani. O diğer heyecanlar gibi falan değil. Bu sefer ciddi heyecanlıyım. E, şimdi giriyorum içeri. Ay, o kadar harika bir iki arkadaşlar görmeniz lazım ya. Çalıyorum. <laughs> Demetciğim. Aa. <laughs> ya. A -a. hoş geldiniz. Oh, oh, hoş bulduk ya. Harika bir ekibi var arkada. Ha. Birazdan size hepsini tanıtacağım. Merhaba. Ee, şimdi biz şöyle bir sahne PSM'de bir yürüyüşe başlayalım. Hadi ba ya. yürüyelim bakalım. Tamam kocaman bir PSM'mizde. Baksana ben bunu kesin bu arada hamile gibi görünüyorum. Sen çok güzel görünüyorsun. Bacaklar ince olunca bir şey giymemiş bir salçada. Ama bacaklar ince olunca <laughs> minyon bileklerin Demek ince falan. falan. Sen burada çok güzel giyiniyorsun ya. Ben hep Hiç... çok güzel giyiniyorsun. Yok ya. Gizli gizli güzel giyiniyorsun. Vallahi yani. Evet. giyinmiyorum aslında. Bunu ben New York'un vintage pazarlarından olduğunu düşünüyorum. Evet. Vintage'dan birkaç bir şey aldım doğru diyorsun. Ya dün senin iki tane programını izledim konuk olduğun. Bir tanesi Armağan Çağlayan'dı. Çok da severim <gülüyor> kendisini ve <laughs> Bence çok da güzel bir program olmuş ama aslında sana şey sorularak başlamak istiyorum çünkü bu benim kendi kişisel dünyamda da ilgilendiğim bir durum. Abi acayip sağlıklı görünüyorsun yani mental olarak. <laughs> e, yani bir 90'lardan <laughs> gerçekten öyle şey gibi Ya yani nasıl anlatayım onu hani o böyle eskiye dair böyle sağlıksız bir nostalji de gütmüyorsun. Hem bir yandan özgüvenin yerinde bir yandan çok ya farkındasın yaşadığın dünyanın evet. e, geçmişe böyle hani o işte neyse artık o dönemin büyüsü yani sosyal medyanın olmadığı ve starlık kavramının çok başka yaşandı tabii evet, doğal olarak. Evet bizim o zaman tabi Aynen, tabii ki. O döneme dair de günümüzde de yani çok da bir şey taşımış değilsin yani mental olarak. Benim var. için çünkü şey bu gerçekten sırrımızın ün, samimi en ün önemli yani. değil yani benim için Nöteş. hakikaten. yine <laughs> 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 üne bakış açım belki. Üne bakış yani. açım yani hani ben öyle işte ünlüyüm de şu hani şu, şu et şunlardan yararlanmalıyım. İşte şunu şöyle hiçbir şey özlemiyorum. Yani Amerika ya Amerika'ya gittim biliyorsun kaç evet, sene? Evet tabii ki. Hani orada hiç böyle sokaklarda tanınmamak bana daha güzel geliyordu. Hani bir tanıyınca da falan ay oluyordum, utanıyordum Zaten böyle. Zaten ben seninle ilgili ilk orada düşünmeye başladım. Oha hani buradaki bütün bu hayatı bitirmiş. İlgi, bir alakalı. anda ben evet, kestim. Orada, Ya Bir şekilde bir nobody'sin abi sonuçta, evet, yolda evet. yürüyen herhangi birisin. Evet, evet. Ya onu şu anda günümüzde yurt dışına yerleşen ünlüler bile kaldıramayıp geri dönüyor ya. Yani günlerde. benim için hani bana da diyorlar ki mesela pop müzikte hani e, ününü devam ettirmek için her sene işte birkaç ayda bir, ayda iki ayda bir falan şarkı çıkamıyor. Ben <laughs> ya. ben hani yaptığım zaman çıkarırım. beni de takip etmek istemem. Ben onu, ünümü sürdürmek için illa zorlama şarkı yapacağımı kendi hissettiğim zaman yaparım. Ee, öyle bakıyorum sanata da müziğe de. Çok güzel. Küstüğüm e, zamanlar oluyor tabii ki hani. Oluyor değil mi? Oluyor. E, e, ama böyle... sen çok karanlık bir tipe de benzemiyorsun. Yok çok öyle de, şey olmuyorum ama yani oluyorum onu kimse görmüyor o ya, ya, tarafı. <laughs> Geldi kendime yaşıyorum sonra e, ortaya çıktığım zaman zaten. Ah, siz bu yay burçları. Ya. Ortaya çıktığımda iyiyim yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey soracağım 90'ları konuşmak senin için sıkıcı mı? Yok Değil mi? Değil. Çünkü Güzel yıllardı çünkü o zamanlar. Yani bizim için. çok garip. Benim yani mesaj şu anda baktığım zaman böyle yani 40 yaşındayım ve hayatımın en mutlu olduğum dönemini. Tabii, evet ya yani senin sesi ben, var bir... mesela. Hepinizi ben büyüttüm. Bir... Gerçekten <laughs> öyle. Yani o tabii şu an senin karşında olmak bile bana çok şizofrenik geliyor <laughs> aslında biliyor musun? Yani nasıl yani abi falan. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl buralara geldi ya benim bu işim falan gibi bir yer görüyorum. Aa, çok sağ ol. Ee, yani sizin döneminizi ya bizler eşitimiz olarak göremeyiz yani bu bence dönemin farkı da mi? bu bence biraz yani. Hepimiz birlikte büyüdük. Beni Kayan abi işte okul konservatuardan sonra o çok büyüttü, çok geliştirdi aslında 5 sene evet. hani ona vokal yapmak Şerazat da Şerazat program, programda bahsetmişsin ne enteresan bir ilişkiniz var ne güzel ya Evet yani onlar nerede hani ben okulda okudum ama bir okul kadar da bu büyüklerimin yanında tabii öğrendim bu sektörü öyle öğrendim e çok da hemen Kayan abi de zaten biliyorsun beni beş tabii sene değil. sokmadı. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> kimseye tanıştırmadı. Bir bu kadar kötü de nam salamaz ya. Öldükten <laughs> ya. sonra bile. <laughs> yani Yok ya, öyle demesin. Orası kesin tabii. Öyle demeyelim. De <laughs> kötü kalpli değil de işte hani <laughs> Ee, gitmemi istemiyordu başka tarafa ya herhalde öyle diye diyelim. Bencilliğinize sağlık diyelim. E, Kayan ustamızın ailesine, herhalde <laughs> ailesine böyle abi... sorumluluk. Sonuçta hakikaten ben mesela bana kızıyorlar bazen hani senin senede çıkarmadık Kayan abi. Falan. Ya ben çok sinirleniyorum ben ya. Ben sinirlenmiyorum Sin... hani o şey diyordu bana senin vaktin değil işte. Ya sen neyse nah, işte ben konuşmuyorum. O arada bana aşkından sonra çok teklif geliyor tabii 90'dan sonra işte. Ee, ben de hani he, dedim benim ne zaman çıkacak ne <laughs> Çünkü herkes teklif ediyordu ben kabul etmedim Kayağan abi yapacak diye. E sonra baktım hani 5 sene oldu <laughs> ama, ama sonuçta İlk baştan atılmaman bence daha iyiymiş yani aslında. Gerçekten ben de buna karar verdim. Hani bir 5 sene... Doğru maraları, olmuş Doğru zamanda yani. oldu, doğru insanlarla oldu. Şehrazat ve uzayla oldu. Yani ay, her evet, şeyde bir hayır ay, var. Ay evet çok duygusal her gerçekten. Her şeyde bir hayır çok var yani. Peki o dönemi sence bu kadar özel yapan şey neydi ya? Ben hep çok merak ediyorum. Neden sürekli dolanıp dolanıp oraya dönüyorsun? 90'ları mı? bu kadar hani herkesin garip bir yerine dokunuyor. Acaba şey mi? 90'lı yıllar çok daha böyle hani... Huzurlu geçiyordu insanlar için de yani, yani ülkenin bir bölümü ülkenin için, bir evet, bölümü evet, için tabii. çok iyiydi hani daha böyle e, aydınlık evet, bir aydınlık bir Türkiye. Aydın, için evet. diyelim evet, evet ee, doğru. E, Bizde tabi beyazlar için iyi geçiyordu ha ülkede. <laughs> 90'lara dair hani söz, sözleri çok özgün, çok unik. Yani kimin mesela atıyorum bir şarkı dinleyeyim mesela ah, Demet Sarıoğlu diyorsun yani şu anda o ayrım yok ya biraz teknoloji de tabi müziğin içine girmesiyle hani hep aynı sesi duyuyormuşuz gibi geliyor bana pop müzikte özellikle. Evet. Hiç bir ayırt tarz edemiyorum. Da öyle oluyor Vokal şimdi artık. Evet. Alt yapılar, aranjeler Değil öyle. mi? Ya bu herhalde e bana bir sebeplerinden biri da zaten mesela ben çıkarıyorum şey. çıkarıyorum işte diyorum bu pop şarkısı değil mesela hani atıyorum. Ee, diyorum ya ben pop şarkı, yani ben şarkı içimden gelen bu hani benim. Ee, i̇lla şeye, modaya uymak istemediğim için belki hani benim de böyle bir kendi kendime ait tarzım. Hani tam dumtus böyle bir şey var ya pop müzikte illa öyle olacak. Yok bende öyle Hı. olmasın yani. Bir de o dönemin şarkı sözlerine bakınca abi çok acayip, bayağı erotik bir ya şey al sözler. Yani şu an hiç Benim yok. şeylerim mi gireceğiz? Erotiklerim mi, mi gireceğim? Sizin <laughs> erotiklerinize zaten gireceğiz. <laughs> İbam <İvan> nereye gidecek bu? <laughs> Neye göz dikmiş? Ee, yani mesela ne bileyim, Emel Müftüoğlu falan gibi tipler mesela acayip. Yani çok erotik sözler var. E, benim kanalı bebek de aslında klibi kli şeydi yani. Evet. Ödüm bu karıştırdı. Çok fenaydı. Arnavut kaldırımdan da korkardım ben bu arada. Bayağı hayalet <laughs> gibi geziyordunuz. Hayal, hayal ettim orada Ölüydünüz zaten. Ölüydünüz değil mi? Ölü, o Bizim şeyden, dönemimizin inanılmaz tartışmalı bir konusu. O beyaz konukturma. böyle olan evet. beyaz kıyafetli olan ölüyüm zaten evet, ben orada. Tamam beyaz orada. yüzümde bir Adam şey Adam da askere gidiyor. Adam askere gidiyor. Ben İkinci sonra uyanıyorum işte. Orada zaten. çocuk beni uyandırıyor. Çocuk oyuncağı. kim abi? Batuhan o da ünlü oldu. Hayır şimdi. hayır onu sormuyorum yani çocuk orada adamın çocuk, çocuk mu? Çocuk hayır böyle sizin... yolda giderken o oyuncağı buluyor. Oyuncağı eline alınca canlanıyor birden geçmiş. Hayır tamam. Geçmiş canlanıyor çocuk onu böyle görüyor. O bizim sevinçimiz. <laughs> sevincimiz. O neler kurardık. O Bir şeyle çocuk... böyle yürüyor gidiyor bakıyor beni buluyor yani şeyde. Hmm, ne denir, beni kaldırıyor benim, evet. senelerdir ölüyorum, ölmüşüm orada bekliyorum adamı. Ay ne kadar ağlardım ya. Kalkıyorum birden çocukla birlikte, öyle sonra tekrar çocukla deyince de sen be Demet'cim, klip deyince <laughs> de, de klip... sen. Peki seni hayatta ne gaza getirir? Sevdiklerimi kaybetme. Gaza getirebilir. Nasıl yani? Yani kalbi, nasıl Sen nasıl gaza getirebilirsin? Yani şey her anlamda olur. Sinirsel gaza getirmek olur. Motivasyonel gaza getirmek inat, olur. İnattan olabilir benim. Ya. Evet. Böyle ina... hani çok damarıma basarsa. Gaza gelip gerçekten. Gaza gelip evet. O canım benim ya. Bir de mesela ben ilk tanışmamızda ve melankoli için bana şey yapmıştı. Oha. E, Eurovizyon şarkısını teklif etmişti. Gidiyorum, geliyorum, ben gidiyorum, geliyorum. Kayhan abi şarkı yazıyor tamam mı? Ben bir gün yazdım böyle söz. <laughs> Götürün dedim. Kayhan abi belki buradan hani kullanır mısın? Çok sinirlenmişti. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben yazamıyor muyum zannediyorsun? Ben de hani belki Çok bir şeyden kullanırsın. tane cümle yazdık ya. Senin egolası çalar tane, ya. İki tane belki hani içinden kullanırsınız <laughs> Kayhan abi diye. Peki selfieye zorlandığın en saçma yer? Ya şeyde mesela alıyordu Amerika'da işte böyle hani normal çıkıyorsun. Metroya biniyorsun. <laughs> o metronun içinde, o vagonun içinde biri gir. Demet Hanım ama Abi. benim burada seveceğim çıkmış falan. <laughs> böyle hani bir fotoğraf çekiyor. Ya bir dakika. <laughs> Çünkü Avrupa'da çok vardı. Türk şimdi Amerika'da da var. New York'ta var da, da çok oluyor. Yani bindiğin trende falan karşılaşıyorsun. Oy ben aklım kaybederdim biliyor musun? Ben böyle hani makyajsız falan az böyle hani bir şey. Gerçi çok makyaj yapmam da. Hani o gün iyi değilim yani. Nerede oturuyordun? Brooklyn'de oturuyordum. Ne güzel. Usta diye buna derim. Ha. Williamsburg. Ha? Bur Williamsburg'da. E, aynen. Ha, güzel muayene. Petit orada oturuyor biliyor musun? Öyle, Öyle mi? Aynen. <laughs> Ondan sonra orada hani mesela böyle ya çekmeyelim falan sivilce bir de önden beni çekiyorlar. Buradan sivilce <laughs> onlara aynı şey oluyordum. Yoksa ama sen, şimdi artık sallamıyorum aman diyorum çeksinler böyle de ne yapayım artık. Ya. Kötü de olsa çıkayım yani. Senin kötü olma Seviniyorlar çocuklar. Sağ Peki çekirdek ha. arkadaş grubunla yapmayı en sevdiğin şey ne? Kağıt oynamak. Hangisini da? Amerikanoyu ben bütün İzmir'e öğrettim. Mükemmel. Ama. Peki kanasta bir de. Kanastayı. Yes. De. Aa, sen de mi? Yes! Gerçekten Bayılırım. mi? Bayılırım. Ayol kanastayı Bayılırım. herkese öğrettim. Suadiye'de kanasta... yan gecelerine sen... ne dersin? Kesin. Güzel kesin. bir grupla. <laughs> Ver, öğrettim evde bütün müşterilerim var. Ay müşteri Aa. diyorum şey öğrencilerim. <laughs> müşteri. Müşteri. <laughs> Seks işçiliği de yapıyor Demet Hanım boş zamanlar. <laughs> Kanal müşterilerim var. Üzürüm. Beklerim. Demet'e bile öğrettim Akba. Ay ne diyorsunuz Tabii canım ya. Tabii Herkes sen oradan var böyle. Var ya. Ay onunla Deme... hakikaten. Onun her... Senin bütün kartlarına çorlar gibi bir tipi var. Aynen. <laughs> Demoş'ta hepsini çok güzel öğrettim Ay, bana. Harika. Herkes oynuyor. Ay, bayılırım şimdi. biliyor musun? Bayılırım. Kanal gel o zaman sen. Tamam kesin. E, ben Ekibimiz zaten var. galiba e, telefonunu aldığım, tek program Dün... yaptığım ünlü olabilirsin sen de. <gülüyor> <gülüyor> program Bir de rujlamış mıyım ben? Ha öbür tarafta Olsun. varmış tamam. Olsun. Bunu onur nişanesi olarak Ay, lütfen canım. yakın görün. <laughs> Peki bunalımı nasıl atlatırsın? Ama şey hani böyle karanlık bir duruma girdiğinde. Karanlık duruma girdiğinde çok ağlarım. Çok Oy, ağlarım. Yazarım o sırada. Bir şeyler yazarım. Ağlarım ağlarım evin içinde hiç e, kimseyi aramam. Aa. Telefonlara çıkmam. Evet. Kimse. sen tek başına geçer mi o günler? Tek başıma geçiririm. Böyle leş dizilere düşer misin? Hiç, dizimizi de izleyemem Gerçekten zaten. Mi? Evet, böyle kötü geçerim yani. O canım beni. Onu atla, atlattıktan sonra derim ki bu bende bitiyor, bende bitiyor, bende bitiyor. Kendine gel bak. Bende bitiyor çok Eskiden iyi. ne kadar oldu bunlar? Düştün çıktın, düş, çıkacaksın gene geçecek deyip çok kendimi iyi motive edip çıkarım yani. Ben de biraz öyleyim galiba. Uzun da sürebilir ben... ama bazen. Bu birkaç Surerde sene canım. sürmüştü bir ara. Eee geçti tabii. yani. Benim sonra. de mesela 30'larımın sonu berbat geçti. Öyle mi? Ha mesela 40'ta kafa rahatladı bir anda. Tak diye rahatladı bir yani. Şey mi? 40 yaş şey mi? İşte öncesi. Mi? Böyle 38'den 40'a 40 kadar mesela. 40'a falan gibi mi? Ya aslında bilinçli değil ama şimdi öyle olduğunu anlıyorum. O zaman hmm. öyle hissetmiyordum yani. Ben ki. mesela hiç o yaş şeylerini yaşamadım. O, benim abi. kız kardeşim 30'a girerken yaşadı. İşte 30'a girerken mi? Yok artık <laughs> yok 18'de yaşa kraliçe. 30'a Bu ne saçma bir yaşlılık yaşıyor. Yaşlanıyorum yaşı. diye. <laughs> kimisi 40'a girer, kimisi 50'ye girerken. Ben de yani üzülüyorum tabii yaşlanıyoruz diye de. Ya ne yapalım ama çok yani artık. Çok güzel yaşlanıyorsun bununla övünmeye bak artık. Teşekkür öyle ederim. Deli misin evet, tabii ki? Sağlıklısın falan yani. Artık yavrum mavrum deme. Söylemeye başladım insanlara. Yavrum, çocuğum, ay canım falan öyle diyor. Peki, söylemeye çekindiğin lüks bir alışkanlığın var mı? Ha, havyar dermişim. Her sabah havyar. <laughs> Yok sakın Yok ya. Geçen gün bir arkadaş getirmiş hatta. Biz bunu yemişseniz. Açtık. Kedilere verdik, mahalle kedilerine. <laughs> Yemin ediyorum kedilere verdik. Kedilere götürdüm ben. Soğa K diye kedisi olacaksın maşallah. Kabı güzeldi. Kabını sakladık. <laughs> Cam şeyini kedilere verdik kahveyi. Valla lüks bir şeyim... Yok ki ben. Yok Sana galiba ben yani. göremiyorum hakikaten. Yok yok. Öyle bir abartı bilmişsin. Hayır hayır hiçbir şeyim yok. Kıyafeti çok özel paracan. uçağımı seviyorum işte çok bir tek. Çok iyi. E, yakışır o da artık. Koca <laughs> demez sarı oğlu artık. Şu kadının <laughs> özel bir jeti de çok görmesin. <laughs> bir tane jetim var yani ne olacak şurada? <laughs> Peki nokta nokta olan yerde bir dakika durmam. Aa, yalan, yüzüme yalan söylenen. İşte biliyorsan ben onun sahtekar olduğunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani zaten siyasete girmeyelim istersen. Mecliste bir dakika durmamış. Siyasetçilere bu nokta de girmeyelim yani. Gerçekten öyle. Biz ikinci turda çekiyoruz bunu arkadaşlar şu an. Hani onda bir not düşelim. ikinci turdan önce. Yani bu neşenizi neye borçluyuz yorumları gelmesin. Evet ya. Aman Allah korusun öyle demeyin. İnşallah bu neşemiz sürer çocuklar. Aynen aynen. Az kalmış desinler inşallah. i̇nşallah. Daha mutlu olmalıydınız diye yorum gelir umarım. Bak vallahi çok buna girdiğin anda üzülüyorum bir ben anda. De, ben ben de o yüzden şu an sen Sakinleşiyorum olan şeyi şeyleri çıkarmaya yani, bakmaya evet. bakıyorum şu anda. Ani bir fakirlikte yani hiç bizim ülkemizin yaşamayacağı bir şey bilmiyorum. Tabii tabii. Ee, ama oldu da bir şey oldu. Çok aniden fakirleştik. İlk neyi geride bırakırsın? Ee, zaten ben fakirleştim. <laughs> Allah korusun. Zaten fakirleştim. Yani arabamı bıraktım mesela. İşte neyi mi? Her şeyimi bırakırım. Ben zaten hep böyle bir yere gidiyorum, ev kuruyorum. Orayı bırakıp başka bir yere Samada geçiyordum. Sanmada tek ya. mi yaşıyordun New York'ta? Be kendi be evinde mi yaşıyordun yani? Evet, hani... kendi evimde yaşıyordum. O şey hani aile, kız kardeş falan aynen. yaşamıyordunuz Yok, o Yok, kendi ha, evimde yaşıyordum. Bütün evi bıraktım mesela. Hadi be! Tabii eşyalarını bıraktım. Ay be. ne güzel de eşyalar vardır orada. Gene toplamaydı bazen ama güzeldi Ay, yani. De, Ev sanki sen çok zevklisin ha. Evim, evin mevin senin bayağı zevkli değil mi? Gel de gör. Söylüyorlar değil mi sana evinin güzel <laughs> Biraz olduğunu? Biraz dağınık. <laughs> çok iyi, daha iyi. Gel değil. gör. Peki bir felaket sırasında. Hayatta kalma refleksiyle sevgilini bırakıp kaçıyorsun. Yok kaçmam. Hayır kaçtın. Kaçmam ya. <laughs> Force Majeure filmini izlemiş miydin sen turist, turist filmini? Aa, izlemiştim. Oradaki durum düşün. Hı -hı. Çığ geliyor adam bir anda karısı çocukları bırakıp kaçıyor ya. Evet an. ya. Refleksle evet, yani evet, düşünemiyor. Evet, evet. Ee, durumu nasıl kurtarırdın sonrasında? <laughs> bir şey varsa öldüyse kurtaramazsın zaten. <laughs> Arkada bırakıp yani felaket. Öldüyse yüzde yüz kurtulurlar. dua ederdim yani. Orada şey demeye bakacaksın, dönüp yakınlarına ay be kendimi perişan ettim ya kurtarmak dalga için. Dalga beni yapamadın. fırlattı de onun yanındaydım, elini tutuyordum dalga beni fırlattı. Ben ay bir ki onu Peki, bırakmadım. kurtuldu ve sana geldi, ya Demet yakışıyor mu beni bırak kaçtı. Burak, ya <laughs> ne derim valla. Ben seni arkamdan geliyorum sanıyordum de. Öyle derim yani herhalde ama yani. Şimdi şeyi düşünüyorum mesela deprem olursa dokuzuncu kattayım. Oha e, Evde yapılanmaya girecek falan. Suadiye demişsin. E, eski bina. 38 senelik bina. E şimdi çıkma bilmem ne falan şeyler Apartment var. Apartman kaç katla? 9. Ha sen üst katlısın. 9. Dokuz kat, 9. kattayım. Köpeğim falan var işte. Oo şimdi hani cinsine hani, de şey burada. Olsa, e, Maltipu. Yani ne oluyor? Maltipu. Bu? Maltizli pudulun oh. karışımı böyle tüylü tüylü bir şey böyle. Sanırım tüy içinde mi düşün? İsmi ne? Kuki. Kuki mi? Ay ne kadar yaratıcı kardeşim. <laughs> çok yaratıcı. <laughs> Pek yaratıcı bir herkese varmış. Meğerse ben yeni fark ettim. ilk Kuki ne ya? <laughs> evet sonra ismini değiştirmeye çalıştı. Bakmadı başka şeylere. <laughs> Peki sahne öncesi bir ritüelin ya da totemin var mı? Yok. Aa. Evet. Güzel. Ama çok heyecanlı çıkarım böyle. Gerçekten. Valla. Hala. Aa, aa Bilirler. Ya. Ne güzel bunu kaybetmemiş olmak. <laughs> Gerçekten çıkmayacak. Şey ay sesim mi öyle mi? Ay, Sesim kesin. çıkmayacak mı <laughs> artık ya saçmalama lütfen ya. Sesim çıkmayacak diye çıkıyorum ya. <laughs> Ay ya, ya yani. menajer ya ya ne tatlı bayram bakıyor diyor ki ama muhteşem çıkar tabii canım ki. Canım ben benim canım yok ya öyle değil artık sonuçta yaşlanıyoruz herkesin sonuçta bu da bir kas yani. Mümkün değil böyle bir şey. O da gidiyor şey. Az yani ben Ajda'yı takip takip ediyorum Ajda. E, ama hala şu an dersi aldığı söyleniyor. İşte ben de. Bile. <laughs> benim de, de alsın Almıyor zaten. Almıyor mu? Yalan mı? Ha pardon. alıyordur, alıyordur. Alıyordur değil mi? Alıyordur. Ben onu biliyor musun? Böyle kaç sene önce, 6-7 sene önce falan abi kadın Belgrad Ormanı'nda gördüğüm koşuyordu ya. Abi <laughs> kadın. Hadi ya. Abi ya? Yani işte ya işte o yüzden Ajda kolay evet. olunmuyor tabii ki. Hakikaten evet biraz enteresan bir kişi. Ajda'nın niye belgeselini çekmiyor dünya böyle Netflix falan acaba? Yani var mı Ajda gibisi? Şu anda Ajda'ya geçtik ama <laughs> yani bence yok. İlginç bir kadın gerçekten. Evet Kesinlikle. bu yaşta hani. Evet sağlığı yerine Sahnedir mi var şu an acaba kadın en son Kalçayı kırdı biliyorsun bir ay sonra sahnedeydi. Ne? Tabii o canım. kalçadan sonra sahneye çıktı. Yıl başında sahneye çıktı. Aralığın başında mı ne kırdı? Ya, gerçekten ben ceni yediğini düşünüyorum. Sahneye çıktı yani <laughs> İnşallah ölü bebekleri Get yemiyordur Ajda Hanım. Kesinlikle birlikte aynı masada <laughs> <Aynen>. Tom Cruise, Ajda <laughs> Pekka. Tom... <laughs> Bunlar önlerinde Jenny'ler. Tabakta <laughs> kalırsa Ve bebek suları <laughs> ay, içiyorlar. <Allah> ya. <laughs> Demet hiç sarhoş sahneye çıktın mı? Sarhoş çıkmadım ama sarhoş oldum bir tanesinde. Şöyle bir şey oldu. <laughs> ne oldu ya? Sarhoş çıktım. Ah! ah. Bir şey şöyle bir şey Maalesef oldu. Maalesef keyboardçu seni ele verdi be Demet'ciğim. Eşliler. Hayır ya yani ne zaman çıktım sarhoş? Çıktım mı ben sahneye? Bakar Harika lütfen bu mimi alın canlar. <laughs> şöyle bir durum var. <laughs> şöyle bir Artık bu tip yalanlar atılmasın Atmıyorum, bu vallahi yalan atmıyorum ya. O atıyor. Sahneye çıkmadan önce içerim. Ee, içerim dediğim hani bir çat içerim ki böyle hani sesi de pürüzünü alsın işte falan. Hani o da şeydir, konyaktır ya da çok az bir viskidir. Ee, ben bir konyak içmiştim bir yerde çıkarken. Böyle içtim o zamanlarda böyle. Meğer sosyalde şey antidepresan kullanıyordum. Antidepresan da içilmezmiş. Ah güzelim ben çıktım ya. Böyle, Evet. Şey de bana demedi, doktor demedi hani bununla içki içince değişir falan. Bir taneyle hani ben öyle bir şey olmam. Seyircinin ya, üstüne düştüm. <gülüyor> 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 ne diyor? Neredeydi konser? Alt barda şeyde e, Beyoğlu'ndaydı. Türk, ya, İstanbul'da yani. Evet ya. evet. Böyle seyirci üstüne düştüm. Böyle başım döndü. Hani <laughs> yukarı çıktım. Böyle söylerken böyle düştüm aşağıya. Oy yani. yavrum tabii ki o acayip Çünkü çarpar. Çünkü çok başımız, Dedim ne oluyor? Ben ya, hiç böyle olmazdım. Meğerse o ilaç yüzünden oluyormuş. Ee, bir o zaman oldu, bir de geçenlerde e, Madame Nietzsche'de e, depremden sonra böyle bir slow bir program yaptık. Böyle hep ağırlar, böyle dertlendim orada. İki tane şey içmiştim, Tekila içmiştim çıkmadan önce. Çok o iyi bir ayar. Sonra dedim, arada da bir tane içtim. Sonra beni uya orkestra uyar dedi. Sen çok şey yapma, konuşurken ağzım Yani <gülüyor> Sen <gülüyor> Sen Biraz iş mezarlığı soluyu uzatıp kaptırıp izler. O kadar benim içtiğimde. Çok güzel. Çok evde mesela içmem hiç. Peki içmeyi en sevdiğin şey ne hayatta? Su. Aa, ben benim de seviyorum. biliyor musun? Su. Benim de su ve kahve. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Ya yani onu de seviyorsun. çok seviyorum. Çayı severim ben. Aa çayı sever misin? Ben çaycıyım. Şekerli mi içiyorsun çayı? Earl Grey olacak. Earl Grey'e ben de bayılıyorum. Evet. Peki şeker atıyor musun? Şekersiz. Aa ne güzel ben atarım. Dört. Hadi canım. Önden mı zayıfsın acaba? Ben de başlayayım. Muhakkak aynı. <laughs> Kesin çay dört şeker atıyorum diye zayıfsın. Ben de başlayayım. <laughs> Peki Manitan konserlerinin yüzde kaçına gelir? Hepsine. Yalan. E çünkü bu... Saçmalama. <laughs> <Göz gülüyor> <laughs> <laughs> Bu soru düştü arkadaşlar. <laughs> bu sayılmaz. Hepsine. <laughs> Kız Manita'nın benim sal çekimi bile gelir demen lazım. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü işi bu. <laughs> Çünkü işi bu. <laughs> Harikaymış ya nefis. Ay, ya aynı işlerinde Manita ama. bayılırım. Ay, ne ve Tabii ki vermeyiz. O senin kararın canım benim. Peki yeni albüm öncesi. Manitan da dahil olmak üzere yakınlarına ne kadar ızdırap olursun? Doğru söyle. Aa, çok ızdırap oluyorum. çünkü hem <laughs> aranjör de aynı zamanda benim manitam. Ee, Oy çok ya, hayatımda yani iş zamanında. Sayılı şekilde bir erkeğe üzüldüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok çektiriyorum yani hani o çek bu olmadı oh, şurası olmadı olmuş. burası olmadı hani zaten çok benim iyi. yüzümden de biraz Uzuyor işler, yani hani bir ayda çıkacak şey beş ayda çıkıyor. Oysa ben hani orası olmadı, ben okuyamadım, yok bir daha <laughs> Ben okuyamadım. Bir de hep, hep öyle, <laughs> hep öyleyim yani hiçbir şey tam olmuş değil bana göre, hiçbir ya, zaman. Ben canım. kendimden hiç emin değilim, hiçbir Allah zaman. Allah Allah, hiç, hiç. öyle durmuyorsun biliyor musun? Öyle de dışarı oynama şeyim <gülüyor> var. Gerçekten var <laughs> <laughs> çünkü mesela ben hep senin programlarını izlerken onu düşünürüm mesela. Ne kadar kendinin farkında ve özgüvenli üzgün. Ya adına. özgüvenim var ama o özgüvenin altında da hep şey var, hani ben. Ee, şundan kaynaklanıyor o özgüvende belki hani ben kendimi biliyorum, ne kadar performansım olduğunu da biliyorum. Ama bazen hadi hasta oluyorsun bilmem ne oluyorsun falan hani o sırada tabii sesin tabii, değil kötü değil olabiliyor, yani tabii, bir işte bir modun düşük yani. oluyor, tabii bilmem ki. ne bir oluyor. Dış faktör var. Yani onların da hani farkındayım. Mesela çok met ediyorlar beni işte şöyle yok diyorum iyi değildi yani hani. O iyi değildi. Yok canım çok iyi değil. Ya vallahi iyi değildi hani yani o sırada değil. Mesela bazen sahneye çıkarken sesim çıkmayacak diyorum işte menajerime falan. Sesim ee, bana göre çıkmıyor mesela az <laughs> çıkıyor, çıkıyor hani e, <laughs> performans mı? Yani bazen anlamıyor seyirci aslında ya da beni sevdikleri için. Peki bu sesle ilgili. Senin sesin <laughs> de enteresan. Duymadığım bir ses gerçekten değil mi hayatım? Sen biraz Şehron'un sesine benziyorsun senin sesin. Kimin? Sen. Şehron'un onun da kalın mıydı böyle? Kalındı. Hiç ben o sesini duymadığım için tabii. Konuşma sesini duymadın mı? Hiç duymadım galiba. Şehrazat'ı. Vallahi duydursam da var. yani hatırlamıyorum. Şehrazat taksi çağırıyordu bebekte. Bebekte oturuyordu taksi çağırıyordu. Peki işte peki beyefendi diyorlardı. Aa, bana da hep e öyle derler gerçekten. <laughs> Deliriyordu Cerrah. Ben sizden taksi bir şey istiyorum işte. Hep yani istiyorum nasıl bana beyefendiler. Arkadaşlar taksi istiyormuş da pelüssüz olsun köpek kafası alınmasın diye taksi Ama istenebilir şey, mi Allah aşkına? Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> İstanbul gibi yerde kraliçenin lüksüne bakın. Bülent Sallanlar, Ersoy da öyleydi. Bülent <laughs> Ersoy şeyden geçerken o gişelerden geçerken işte 13'e girdi 12. 11'e girdi ne? falan. 11'e girdi hemen oradan çıkarıp çift rakama bir de o trafikte. <laughs> Öyle şeyleri var Bilal'den. Yani, Queen ama yakışır biliyor musun? Emniyet o, o trafikte nasıl onu geri... Yani. <laughs> Anladın mı? Bırak gişeyi. Trafiği geri geri getirip bir daha <laughs> bizim <laughs> yanına geleceğiz. <laughs> Eyvallah. <laughs> Benim Peki... yok öyle şeylerim. Bir katlanamadığın bir enstrüman var mı duymaya? Yok bazen e, sahnede sadece şey oluyor. E, çok hani kulağım dibinde mesela bazen ya davul. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi duyamıyorum. <laughs> ya davuldan ya da mesela saksafondan falan. Ve çok <"Gülüyor> diye bağırınca kendi sesimi de duyamıyorum. O zaman oluyor. Arka yüzü. Öyle Hayır Muazzez Hanım. Aa, öyle değil mi? <laughs> Muazzez Ersoy. <laughs> Kemancı'yı Ersoy mu Ama Muazzez Abacı. Ee, dövmüştü keman ben... Çok severim Muazzez Hanım'ı da. <laughs> Yaşıyor değil mi lan Muazzez Bana Abacı? Bana ilk albüm teklif eden Muazzez, Muazzez Abacı. Abacı. Kayağın abiye söylemişti. Bu çocuğu Türk Sanat Müziği albümü yapalım demiştim. Benim sesim Muazzez Abacı'ya benzer biraz ama dikkat etmişsindir sen de. Deneyeceğim seni sesini biraz. Burayı tezir. İyi seni de alacağım vokali. <laughs> Lütfen. De bakalım teyzemden sonra. Ben Gaye sonra... Suak Yol'un son albümüne <laughs> vokal yaptım bu arada Demet'ciğim. Gaye Suak Yolu. Gerçekten <laughs> mi? Teşekkürler. Aa, dinleyelim bakalım. sende bir ışık ben var mı? Yani. Korkunç bu arada. Duymanız lazım. Ne kadar kısmışlar anlatamam. Öyle mi? Yine de duyuluyorum. Duyuluyor musun? <laughs> Aynen. Merak <laughs> ettim. Şimdi diyelim ki bir KHK çıkarıldı. Sen bek vokalleye geri dönüyorsun. Dönerim. Kanun hükmünde kararname çıktı bununla ilgili deme Sarıoğlu bek vokaliye geri dönüyor. Kimin bek vokalini artık bu yaştan sonra tamam ulan Elton der John. yaparsın. Yeah. Evet yaparım. Sir tabii ha? Evet, sir. Güzel, Londra'da da güzel güzel yaşarsınız valla. Yaşarım. Falan. Evet. Mis gibi. Bir tek Elton John'u çok severdim çocukken şey yani böyle fan gibi. Çok fan olmadım ben. Kimsenin fanı olmadım. Hmm. Evet. Peki Celebrity Crush'ın? Sezen Aksu, Ajda Pekkan'ı çok dinlerdim tabii severdim tabii çocukken. Hani benim için onlardı. Ay ben kafayı yiyordum ya onlar diye. Elton John benim. Çok güzel. Pek celebrity crush'ın var mı? Yani artık şimdi manita duymasın da ben bu adamı ifiriklerim dediğin yok <laughs> bir yerde karşılaşırsam. Yani. Şu anda yok, yok, yok. Aa, saçma mı olur mu şey ya? Kadar... Ben artık herkesi şey yaptım, kendine bıraktım. Kim ne olursa. <laughs> 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 Selebitleri de bıraktım. Herkes kendine Herkes kendi, öyle yani. Ay, ne güzel Dünya bir kendi hani, evreni kendine haydi bıraktı. Ya, <laughs> harika. Yok yani hiç öyle beğendiğim biri de yok. Peki şimdi sen... Halimden memnunum yani. Ee, Beyimden memnunum. Bir de yani görmüşsündür bir sürü tip öyle çok da bir numarası olmadığını anlamışsın. Evet sokakta. yani aynen aynen. Değil mi? O bir düşmüştür Amerika'da da çok ünlülerci gördüm yani. Ünlülerci. E tabi deli misin görmüşsündür. E, beni o... kesenler falan. He. Yani. Ay Hangisi lütfen söyle. <laughs> lütfen çok beğendiğim bir isimse çok üzülürüm kayan bu fırsatı şey, kaçırdın şey, diye üzülürüm. Neydi adamın ismi ya? Ay seni dinlemeye mi gelmişsin? Hani oldu? bu kardeşler vardı ya üç tane kardeş bir tanesi geçenlerde sette birini öldürdü yanlış. Baldwin. Baldwin. He, Hangisi? Alek. Alek mi seni kesti? Hmm. Yan bölüm, yan masada tut. Böyle oturuyordu. şurada şey Şu anda oturuyordu. çok güzel bir anı olabilirdi. Niye bir şans Hayır canım, öyle? karısı vardı yanında. Yani o Aa, sırada nişanlısıymış o. Karısı mı? Sonra evlendi onunla. Ama onun yanında kesiyordu yani. Bundan 7 sene önce falan. Bizim bu yaşında da yapıyor. 6 sene, 7 sene önce. Onların en küçük kardeşine ben bayılırdım yıllar önce. Dişlek olan. Ben, ben o dişte hiç beğenmem. Aynen maalesef Alek Baldwin'in böyle bir katillikte tecrübesi oldu geçen günler. İyi ki, iyi ki. Bir tesadüfi <laughs> bir Kesinlikle katillikte tecrübesi. Kesmesine cevap vermemişim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> katil eşim olacaktı Allah e, korusun. <laughs> Şimdi senin bir de oyunculuk tecrüben olduğu için o yüzden bu soruyu buraya ekledik. Aman oyunculuk canım olmuş sonuçta ne kadar da harika diziler bölümlerce diziler dizi de oynadım. Şeyde asıl oyunculuk tecrübesi derken bence en önemlisi müzikal. İşte ben yani soracağım. onunla başladım hani. Kimi Dizide oynamak kolay çünkü. Isterdin? Hangi müzik figürünü bir müzikalde canlandırmak isterdin? Şey gibi hmm. düşün Marion Cotillard, Edith Piaf gibi düşün. Anladım. Ben sana yani, bir şer. Şer güzel oldu. Da yakışır. Sen şer şeyimi izledin mi benim? Yok. Şer'i bir taklit etmişliğim Saçmalama. var benim canlı söylediğim Yemin tabii. Yemin ederim şer, bakınca izledim. Hayır tabii ki de bilmiyorum. Evet. Ha. Doğru buldun. Sana gerçekten çok yakışır çünkü. Doğru buldun. Şey bu e, şar, bir şarkı yarışması vardı. Hani Erol Evgin, Demet falan. Huysuz Virgin de vardı. O şey insanlar böyle benzemez kimse Aa. sana da. Aa. O <laughs> bir bilgi ya oradan gelen. Benzemez kimse sana da böyle bizim Türk şarkıcılar falan şey kılık değiştirip aa, ya da aa. ünlüler birinin ünlü mesela işte atıyorum e, kim işte atıyorum e, doğuş mesela gidiyor şey oluyor. Doğuş şey oldu. Kim oldu bakayım? Ebru Gündeş oldu. Vallah Allah benim kabusları seviyorsun. Bir şey yani neyse benim, ben benim rüyaları seviyesi kalk. Ben şey dedim orada. E, konik sürüydim o arada dedim ben de hani bir şey yapayım. Şer oldum ben de. İzleyeceğim var mı YouTube'da? Var galiba. Çok Bulursun. iyiymiş. Var. Vardır tabii illa ki. Bayağı şerim yani. Şimdi Demet'ciğim soundtrack denince daha de roman doğru muyum? Hakikaten acayip bir ya. Evet. Hala günümüzde bile tesirini evet. koruyan bir soundtrack evet. gerçekten. Onda beni çok eleştirdiler sen arabesk söyledin falan diye ama o arabesk değil o başka bir Kafayı yemişler. Yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Bu insanlar kafayı yemiş. Hmm. <laughs> ya senin tarihindeki en güzel üç işten biridir evet, bence. Ben İki vurgun de bir, bir sevda. Evet. Ki onu da de ben demo olarak okumuştum. Aa. Hasta O gün nezleliydim beni çağırdı Atilla abi. Şunu bir dedi bir bakalım tonuna falan. Evet, o tonla okudum yani bir nezleri nezleri. Bence nezdili. muazzam bir şarkı. gün sonra şarkı ki abi. bitti Dedim dedi okuyacaktım ben bunu bir daha hani sesim yeterli değil. Oldu oldu dedi Atilla. Ulan Atil bence, bence albüm komple yani çok çok Albüm zaten süper hani ben gene de kendimi beğenmiyordum. Ee, ben bayılıyorum demesi tabii ki her zaman olduğu gibi sana ama. Teşekkür ederim. Peki. Tabii e... benim sayemde değil bütün Atilla Özdemiroğlu. Ee, Ay evet asıl onu yani. Allah yani. rahmet eylesin Allah ya rahmet gerçekten. Abi, çok büyük müzik adamıydı. Çok değil mi? Çok. Ya gerçekten çok üzülüyorum ya bu insanların patır patır gitmesine. Evet yani... o, yani. Otunçlar falan beni çok kötü yapıyor mesela biliyor musunuz? Ya çok değerli bir insan. İnanılmaz bir delilik yani. ya yani şu an dinlediğim zaman böyle kafayı yiyorum ya. Neden hep iyiler gidiyor bir de. Yani evet, hani hem iyi insanlar gidiyor evet. bir de İyi müzisyenler de gidiyor. Gerçekten şu an düşünüyorum mesela Aysel Gürel mesela yani günümüz e, Türkiye'sinde ne hissederdi ve ne yapardı Ay, acaba çok mesela? Ne garip bir şey kadimde. yaşardı mesela düşün şu andaki iklimi düşün. <laughs> evet. Yani çok o, garip ama hissederdi. Ama bayağı yazardı o. Ay canım benim evet. <laughs> Geçirmeli kesin, yazardı kesin. çok yazardı. Kesin onu tutuklayamazlardı da ellerinde patlardı vallahi. Peruklarını <laughs> <laughs> isterdi. Gerçekten <laughs> öyle. Devetçim biliyorsun klip denince de sen. Şimdi hakikaten <laughs> Türkiye'de enteresan yani bu işe bu kadar para harcayan, düşünen yani yok yok o dönem yok. Ben mesela yani o dönemi yakalayamayan arkadaşlarıma anlatırken yani atıyorum işte daha 95 doğumlu olanlara mesela. Oğlum diyorum yok böyle bir klip yok ya yani böyle bir mantık yok. Yani böyle Blue Box'ın önünde deli deli dans eden elinde gitarlı herifler izliyorduk Enteres yani. Bir anda mi? böyle bir şey görünce biz neye vurduğumuzu şaşırdık yani. Ben ama Orhan Atasoy'u gördüm. Gemileri, Ay, Gemileri. Of. ben onu gördüm dedim ki işte anlaşma yapılacak şirketlerle hangi şirket falan Sony müzikten tek tamam dedim ama benim şartım var dedim. Değil mi? Klipleri karıştırma ten, Klipleri ben karıştırdım ya, gusto dedim. Gusto gibi gusto. Klipler hani paramarı kaç lira alacağım hiç onları konuşmadım Çok yani. Çok iyi. Ve Hiçbir... Umur Turgay ya bir de. Umur bu tamam dediler önce Umur ile çalışmak istiyorum dedim bu klibi çekenle Umur Turgay geldi. O da ikinci klip işte benim şey. Gemileri çekmiş. O tek plan biliyorsun gemiler. Çok iyi tabi çok. çok e Bizimkini, benimki ki. tek plan değil hani ona çok güzel oldu. Sonra... Bir de ne kadar bir klip ya hani Gemiler. Evet. Yani evet. o tam işte Gece Melek ve Bizim Çocuklar dönemi o bir de. Aynen o sıralar. Ya yani ne güzel Allah'ım o yıllara deliriyorum e ya. Sen biz bir stüdyodayken işte Gece Melek ve Bizim Çocuklar Uzay'da vardı orada. Gece evet tabii ki. gidip geliyordu falan şey yani stüdyodan sete gidiyordu ben bazoda izleyemiyorum şu an çok kötü oluyorum. Evet. Derya falan değil mi? Evet ya tekrar dönemiyorum o filmin o dünyasına. Kötü oluyorum yani o Derya Arbaş'la uzayı birlikte görünce. Aa! Ay pardon. Hoş geldin. Hoş geldi. Peki geldik bu bölümün son sorusuna. Eee televizyona kim gitmeli? Eurovizyona gençler gitmeli ya. Caf yani Mabel'i falan zaten banko diye söylemedim onu evet. şimdi artık. Mabel olmaz bence. Mabel bence fazla büyük ya Eurovizyon için olur. yani. Fazla olur. Eurovizyon öyle bir şey değil yani. Ya eskiden bizim zamanlarda Toto Kutunyo falan geliyordu hani böyle olmuş olmuş hani Mabel gibi böyle hani artık hani Kayağan gibi falan. Ee, ama mesela Azucar Moreno da vardı bizim şeyde ilk defa çıkıyorlardı hani öyle olması lazım İlk defa çıkarmış. Evet şu anda mesela daha biraz öyle değil mi? Tabii. Şimdi daha Saktı böyle... Sen takip ediyor musun? Sevar Et, Etmiyorum son zamanlarda. Ben de geçen sene izledim bir tek. İzledin o mi? O İsmail mi? Kız'ı. Ha. O çok iyiydi. İz, ben izledim. Ben birincilere bakıyorum. Hiç Sen en sevdiğin Erizim'in şarkısı değil mi bu zamana kadar? Benimki ne biliyor musun? Bana bana. Ne alaka? Gerçekten bizden Buyurum. bir sene önce. Bana bana. Biz bana. ve melankoliyle işte ikinci olduğumuzu bana evet. bana birinci oldu. Ben gittiğimde işte Eurovizyon'a şey dediler. Sizin dediler ya bir tane bir şey var. Üç kişiyi unutamıyoruz dediler böyle orada heyet. Kim dedim? İşte dedi bir tane dedi şey bir adamlar var opera opera. Tabii diyor, tabii değil <laughs> Opera opera. Çetin Albi diyor. Ay Çetin Albi <laughs> Onu hiç unutmuyoruz ha falan böyle. Komikti he, falan. Ağacda vardı bir tane ya ne kadındı var. Ha yani petrolü falan. petrolü söylüyor. Petrolü söylüyor. Bir dedi geçen sen bana bana deli bir şefiniz vardı diyor. Kim dedim deli şey? Timur Selçuk söylüyor. Tabii ki. Timur abi onlar ritmi böyle hani şöyle verecekse. Tık tık bana bana. Bana Timur abi heyecandan şöyle vermişti. Saç, bana bana, bana bana, bana olama. bana, bunu bana bana. <laughs> Bu sefer tabi hızlı olunca şarkı olur mu, olur mu? biraz hızlanmış Ama yani e, ritmini. E, gerçekten hapatmış gibi görünüyor. İzlediniz mi videoyu son zamanlarda? <laughs> onda da <laughs> dedi, hızlanınca böyle. <gülüyor> İnanılmaz, <gülüyor> İnanılmaz görünüyor. Ah benim, yani bütün ritmi heyecanlı. Sen ne verirsen orkestraya çünkü onunla gidiyorlar tabii. O biraz daha hızlı gitmiş. <laughs> bana bana, olur mu, olur mu? Çok güzeldi <laughs> o da. Keyifliydi. Ben de Sumra abinin çok, bana, bana çok güzel bir değişiyor yani. Evet ya. Girelim de komplece şey yapalım yani. Heyecanımız olsun. Ya. Neyse evet. değil mi böyle şey evet. yok işte yok gay Kim gidecek? Şarkı society ne olacak, bilmem, bilmem ne oluyor yani. bilmem ne. Yok çocuklar özeniyor ya. İnşallah. Sizin bu kadar cinayetinizden şeyinizden özenmiyor da çocuklar yani. ondan mı özenecekler? Sizin cinayetlerinizden özeniyorlardı üstelik. Hırsızlıklarınızdan yani, özenmiyorlardı. Ya da özen belki onlar da özeniyorlar yani sizin hırsızlıklarınızdan. Onlar daha tehlikeli. Neyse şimdi ben konuşmayayım gençlerine. Geri ben başladım baş değildim, öğretmen. Mükemmel seni hayranlıkla izliyorum. Baş vallahi. öğretmenim valla ya. Ben bir öğretmen olsaydım valla. E ben biliyorsun bir diktatörlüğe bir burca verecek olsam yay burcunu verirdim. Ben otoritenin yaydan gelmesini isterim. Eğlenceli, egosuz. Yani daha ne olabilir ki? Harika adalet, Harika bir ülkeyi. Adalet. Adalet. De yani. Hakikaten. Hiç kimsenin Kesinlikle. şeyini almam. E, ee, o yüzden zaten devamlı kavga ederim insanlarla. Ya o ya ben der. Ben de, o, o. Sen bu sebepten yapıyorsun. O o zaman yani hani mesela bazen öyle şeyler oluyordu menajerlerde falan. Ama bak <laughs> senin hayat yani. ne kadar güzel hayır, bir hayır, şey hayır, onlar çıkardı için değil Onlar, onlar için de. Ha, doğru sen bir Ay canım. Orada da ben bir Demet'ciğim sana ne kadar teşekkür etsek. Ben teşekkür ederim. Ee, ziyaretçi. harika bir sohbet oldu gerçekten. Canım. <laughs> Şimdi arkadaşlar performans bölümüne geçiyoruz. Ne <laughs> yapıyoruz biliyor musunuz? Benim kulağıma bakacağız. Ya. Şimdi benim ne kadar yüzde kaç benim kulağım. Yüzde kaç <laughs> ben yüzde vereceğim. Şimdi tamam hadi bakalım. Ben bir yola çıkacak olsam. <laughs> ben bu yolda ne kadar ilerleyebiliyorum buna bakacağım. Ben şimdi sana kulak testi Benim kulağımı nasıl yapacak hakikaten? Gel kaldım? bak yaptığımın aynısını yapabilecek misin? Tamam. Ay bunu ama herkes Yap. Mi? Olmadı. Ay, ya nasıl olmadı? <laughs> Kalma diyor, olmadı. Bir de sana da Bana <laughs> da geldi küfür. Bir daha yap. <laughs> bir daha yap. Hayır, <laughs> Ne alıştık abi. De. Gel. az ver ama az ver. Çok, i̇şte az bu ne çok kadar? Çok eğitim verdin. Ha. Ya! Ama bu şimdi abi yani. Sen Zeynep'in ne sandın? Tamam. Ay siktir ben bunu hayatta yapamam. Bu, <laughs> bu ne be? Bu bitti bu. Bir şey değil ki bu. Sen şöyle tek el yapayım. Ya nereden duydun da güldün c ya? C Olmadı <laughs> oh, Ben ikiyi kaçırdım. Bak, ben bir şuradayım. <laughs> bir daha, daha. yapayım. Bir <laughs> oh, bu kulak böyle bir şey mi gerçekten evet. ya? Ya saç biraz şey mi... birazdan kulağına bak. Şey mi getirdin beni? bir şey söyleyeceğim. Bu kulağa bakma testi böyle bir şey mi? Evet, önce be... Bana, Aa, demek, ben işte... Benim kulağım hiç yok demek ki abi. Sonra bir de şeyde bakacağız piyanoda. Bu benim demek ki gerçekten hiç yok ya. Ben bu şarkıları nasıl söylüyorum Ay o şunu ya? yapamıyor musun şimdi bunu? Hmm. Yaparsın çok kolay. Bir daha yapıyorum. Yok mümkün değil. Yok mümkün değil. Kulağın yok Zeynep. Yemin et. E. Sen o gayede de söyle. Ben de bu şarkıları nasıl söylüyorum? Bir, <laughs> bir şey söyle. <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> <Bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> o da zaten yazık. Arkadaşım, arkadaşım <laughs> oldu. <için> yazık kız. Bu hevesini aldı. Getirdi. Aa, ya nasıl olabilir ya? Benim kulağım nasıl olmaz abi? Çok Şarkı söyle şu anda. Söyle mi? sen bebek gözlerinden. Hayır, hayır şey ben... söylüyorum o zaman şey Gönlünce. Aynen. Bak en de söylemediğim şarkıyı seviyorum. Harika bir şarkı harika. <laughs> Arkadaşlar lütfen eski Türkiye listeme girip e, Demet Sağroğlu'nun e, Gönlünce Eşeği ve Azam Mevsim'i Allah Allah. Benim eski Türkiye listemi sana ayrıca Öyle mi? Eski Türkiye diyorsun. <laughs> Çok ayıp <laughs> ama <'lar> eski Türkiye 90'lar Türkçe <laughs> pop listem. Yeni'ye de koy beni. <laughs> Gördüğün yeni gibi Türkiye. hala ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım. <laughs> Dur bakayım. Önce, o kadar da güzel söylüyorum Bak ki. Bak benim bebek adım da Rabia bu arada. Yeni aa, Türkiye. Aa. Tabii yani. Sen öyle. artık bundan sonra seçimden ben sonra Rabia adımla sahnedesin. Ben seçimden sonra fahnedesin. şey tasavvuf <laughs> albümü yaparım. Şeriatta artık Rabia'yı kullanırsın. <laughs> Tövbe estağfurullah Tövbe olmaz Tövbe. yani. Demet'i sildirip. Ayol Amerika'ya gittim. Rabia green da... D nokta. Aynen Amerika'da verdin ya green card verecekler ya evet. buna. Rabia D nokta Sağaroğlu geldi ya ben. Şok. Oy. Meğerse ilk ismini koyuyorlar. Peki bu Kimliğim senin ne? bu seküler Ankaralı ailende kim bu iteledi? Ee, Babaannemin ismi Rabia. <laughs> babaanne. Ah babaanne. <laughs> Canım babaanne. <laughs> 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 canım babacığım, <anneciğim. gülüyor> Babam da saygı olsun diye onu koymuşum. Peki. Dur bir dakika. her şeyi. Nasılım? Unut dertleri. Üç günlük dünya sür keyfini. Aşklar da neymiş? Zaten her şey bitmiş. Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş. O inanamıyormuş şu <laughs> an. Ağlayacağım. Haydi gamlara kederlere elveda. Bir, gerek kere, geldik, gerek şu gerek. dünyaya. Devam. Kim, Kim, anlar senin Tonu derdini bir sor tonu. sana. Aman, Aman. boş gül geç bunlara. Ben sana vokal yapıyorum. Ya şu <laughs> an ya sen manyak mısın? Aa. Seninle şu an şarkıyı söylediğimize inanamıyorum ne abi. Diyet yapalım abi. Bu bunu tekrar kavuruyalım biz. De. Bence bunu kavuruyalım biz. Ya yapalım mı demek? Yapalım. Lütfen. Senin programın için yapalım. Tamam yaşasın. O zaman ne zaman gel bir sarılalım sana burada. Dur bunları onlar artık sonra da sonra içemeyeceğim içiyoruz. şimdi de bu çünkü mayalı içki sahne öncesi şey olur. Ya <laughs> Demet <laughs> seni çok seviyorum ya. Demek ya sen seviyorum. Ya. Ya. ilk seviyorum ki bu programı çektim. Kanastaya geleceksin daha evet. Kanastaya geliyorum aynen öyle. Arkadaşlar hiç kaçırmayın derim bu güzel sahneyi yakalayabildiğiniz her yerde. Ee, çok büyük bir onur duydum ben gerçekten bu programdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zaten sen. Görüşeceğiz. Sen, görüşeceğiz. Tamam görüşeceğiz. Kumar gecelerimizde görüşeceğiz. Evet. Arkadaşlar herkese çok öpüyoruz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.